have to be an alpha man. Nasıl bir alfa erkek olunur? Arkadaşlar bugünkü video bununla alakalı. Ee, neden böyle bir video yapıyoruz? Öncelikle Instagram DM'lerinden, YouTube yorumlarından birçok kez gördüm bunu. Nasıl alfa erkek olunur? Alfalığın kitabını yazmışsın. Alfalığın zekatını ver de yararlanırım. Birçok yerden alfa erkek olmak ile ilgili mesajlar aldım arkadaşlar. O yüzden size böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Size 5 maddede nasıl alfa erkek olunur bunu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle birinci maddemiz hal ve tavırlar. Yani hareketleriniz ve tavırlarınız. Hareket ve tavırlarda bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi. insanlarla konuşurken bir ortamda bulunduğunuzda arkadaşlar Kesinlikle hal ve tavırlarınıza çok dikkat edin. Mesela böyle çok uslu bir şekilde oturan yüz yüz mimikleri çok masum gözüken insanları, konuştuklarında çok fazla takmazlar. Fakat daha çok bir alfa gibi oturursanız, mesela bacak bacak üstüne atmak, atıyorum el hareketiniz, el hareketiniz, el hareketiniz bile oturma tarzınızı değiştirebilir arkadaşlar. Sadece el hareketleri gibi düşünmeyin. Bakışınız, hareketler. Ee, bu yüzün, yüzünüzdeki ifade, yüz miminiz çok önemli arkadaşlar. Yani dediğim gibi yüz miminiz böyle şaşkın bir şekilde kalırsa siz konuştuğunuzda sizi takmazlar arkadaşlar. Veya o ortamda dikkat çekmezsiniz. O yüzden yüz miminizin gayet sert, kendini güvenir bir şekilde ve e, ne konuşacağını bilecek, e, nasıl cevap vereceğini bilecek şekilde olmalı arkadaşlar. Öncelikle baştan aşağı konuşalım. En aşağıdan başlamak ok olursa oturduğunuz zaman yani şöyle de oturabilirsiniz bir alfa olarak. Yayılıp sanki orası sizinmiş gibi. Yani sanki oturduğunuz yerde yıllardır oturuyormuş gibi. Bacak bacak üstüne atıp ya da şey e, ya da biraz daha yayılarak oturup bunu gösterebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle oturmak biraz kızımsı bayanımsı bir oturma. O yüzden bunu pek önermem. Gördüğünüz gibi çok da nazik gözüküyor. O yüzden biraz daha erkeksi böyle yani bacağınızı koyarak bununla başladık oturduğunuz zaman. Sonrasında e, göğsünüz arkadaşlar. Göğsünüzü içinize çekip kambur durmayın. Kambur durduğunuz zaman... Bu sizin kendinize güvenmediğiniz anlamına gelir arkadaşlar. Bu da insanların sizi takmamasına da sebep olur. Sonra eller söylediğim gibi yani elinizi şöyle atmanız bile çok önemli. Konuşurken el hareketlerini kullanmanız çok önemli arkadaşlar. El hareketleri sizin konuştuğunuz konuya hakim olmanızı sağlar arkadaşlar. Yani konuştuğunuz konuya hakim olursunuz el hareketleriyle. El hareketlerini anlatırken aynı şu an benim anlattığım gibi kullanabilirsiniz ve bu el hareketleri sizi daha da yüceltir bulunduğunuz ortamda arkadaşlar. Devam ediyorum. Omuzlar da çok önemli arkadaşlar. Tabi hepsi bir kombinasyon arkadaşlar. Hepsi bir kombinasyon. Ben bunların hepsini size farklı videolarla da anlatacağım. Çünkü mesela e, bunda vücudunuzun iyi olması da çok önemli. Özellikle erkeklerde. E, omuzlarınızın geniş olması önemli. Yani yap, spor yapmanız, e, diyette kalmanız önemli. Eğer çok göbekliyseniz o zaman da sizi takmayabilirler. Siz onların gözünde komik gözükebilirsiniz fiziğinizden dolayı. O yüzden fiziğinize kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi hepsi bir kombinasyon arkadaşlar. Bunlarla ilgili farklı videolar da yapacağım. Fakat şu an sadece beş maddeyle anlatmaya çalışıyorum size arkadaşlar. İçtiğiniz bir şey. Mesela bir çay nasıl içilir ya da bir viski nasıl içilir, bir kadeh şarap nasıl içilir arkadaşlar. Kesinlikle tutarken çok erkeksi bir şekilde tutmanız gerekiyor bardağı yani şu şekilde tutabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde tutabilirsiniz. İçerken karşınızdaki kişiyle göz kontaktı da kurabilirsiniz. Çene biraz aşağıda aşağıdan bak bakabilirsiniz. Bu karşınızdaki kişiyi daha çok etkiler arkadaşlar. O yüzden bunu kesinlikle yapın. Bir şey içerken, bir şey yerken çok dikkatli olun arkadaşlar. Ee, dikkatli olun derken bunu kendi yaşam tarzınıza özdeştirin. Yani bunu sizin yaşam tarzınız olarak yapın arkadaşlar. Yani oturuşunuz bundan sonra böyle olsun. Bu oturuşu beğenin. Siz kendinize yakıştırın arkadaşlar. Şimdi ikinci maddeye geçiyorum. İkinci madde ise giyim. Giyim baştan sona çok önemli arkadaşlar. Giyiminizle her şeyi değiştirebilirsiniz. Giyiminizle çok yumuşak da gözükebilirsiniz. Çok sert de gözükebilirsiniz. Fakat bazen ters köşeler yaparak gerçek bir alfa erkeği gibi de gözükebilirsiniz arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi hemen söylüyorum. Mesela pembe bir şortu giymeniz arkadaşlarınız arasında komik ya da size şaka yapabilirler, sizin de dalga geçebilirler arkadaşlarınız arasında. Fakat giydiğiniz pembe şortu öyle bir taşırsınız ki az önce söylediğim hal ve hareketlerle öyle bir taşırsınız ki arkadaşlar. O pembe şort hiçbir erkeğe yakışmayacak şekilde size yakışır. O yüzden giyim önemli olduğu kadar birinci madde de önemli. Şimdi giyimi sayarken birinci maddede kullandığım her şeyi kafanızda hayal edin arkadaşlar. Öncelikle tekrar baştan aşağı başlayalım. Önce aşağıdan yukarıya doğru başa doğru başlayalım. Aşağıdan başlıyorum fakat genelde konuşuyorum bir yandan kıyafetlerle ilgili. Bir erkeği en şık gösteren kıyafet kesinlikle takım elbise. Bunda hiçbir şekilde tartışma yok arkadaşlar. Bir erkeği en güzel, en iyi şekilde erkek gösteren elbise takım elbise. Fakat takım elbise her zaman giyebilir miyiz? Hayır. Her zaman takım elbise giyemeyiz. Her yere takım elbiseyle gidemeyiz. Belki bazı kombinasyonlar yapabiliriz. Kombinler yapabiliriz. Üst, altımıza kot pantolon, üstümüzde takım elbisenin ceketinden blazer ceket kullanabiliriz. Fakat ee, öncelikle birinci olarak bir erkeği en iyi gösteren kıyafet takım elbise. Şimdi takım elbise giydiğinizde bununla da ilgili bir video yapacağım, nelere dikkat edilmeli, nasıl giyinilmeli. Fakat takım elbise giydiğinizde bir yerde oturduğunuzda kol gömleklerinizle oynayın arkadaşlar. Sürekli böyle bir ceketinizi düzeltebilirsiniz, gömlek düğmelerinizi düzeltebilirsiniz. Yani ama böyle pantolonunuzu sürekli çekip e, ya da kız gibi oturarak böyle pantolonunuzu, ceketinizi düzeltmeyin. Gerekirse ceket e, kırışsın fakat kesinlikle e, o kız gibi düzeltmeleri falan yapmayın arkadaşlar. Gayet erkeksi olun. Oturun, giyine bacak bacak üstüne atın. Kunduranız, her şeyiniz şık olsun. Cek, e, takım elbise üzerinize cuk otursun. Bu da dediğim gibi yapacağınız e, vücutla alakalı. Bunu başka videolarda tekrar söyleyeceğim. Tekrar söylüyorum her şey bir kombinasyon. Her şey birbiriyle bağlantılı al erkek olmakla ilgili. Birincisi dediğim gibi takım elbise. Takım elbisenin de üzerinizde çok iyi oturmasına dikkat edin arkadaşlar. Yani bol bir takım elbise değil, baba amca gibi bir takım elbise değil. Daha çok silim ve üzerinize oturan bir takım elbise olması gerekiyor. Diğerlerine geçiyorum. Mesela güzel bir spor ayakkabıyla başlayabilirsiniz arkadaşlar. Spor ayakkabınız kesik de olabilir, biraz dilli de olabilir. Dilli boyunuzu biraz daha kısa gösterir dilsiz kullandığınız zaman biraz daha uzun gözükürsünüz. Daha uzun gösterir bacak boyunuz arkadaşlar. Onun dışında kundura pek sevmem. Kundura sadece takım elbisinin altına olur. Kundurayı sakın öyle kot pantolonun altına falan giymeye çalışmayın. Yakışmaz, güzel olmaz. O yüzden kundura yerine çizme alın arkadaşlar. Çizmeler çok erkeksi duruyor. Çizmelerin renkleri var. Kahverengi var, bej rengi var, siyah da olabilir. Fark etmez. Güzel bir çizme bulun ve çizme alın kendinize çizmenin üzerine <gülüyor> çiz <gülüyor> çizmenin üzerine giyeceğiniz kot pantolon hayatınızı değiştirebilir. Kot pantolonun kesinlikle slim fit olması gerekiyor arkadaşlar. Regular fit'ler Biraz bol oluyor ve dediğim gibi tekrar baba gibi, amca gibi gözüküyorsunuz. Bu pek hoş değil. O yüzden kesinlikle slim fit alın. Tam bacaklarınızı otursun. Bacak kaslarınız, bacak boyunuz, her şeyiniz tam gözüksün arkadaşlar. Yırtık olup olmaması tamamen sizin tarzınız. Ben yırtık seçiyorum gördüğünüz gibi. Bu benim tarzım. Benim etrafımdaki insanlar bunu kaldırıyor ya da benim ortamım bunu kaldırıyor. Fakat sizinki kaldırmazsa yırtık seçmenize gerek yok arkadaşlar. Onun dışında kemere gelelim. Kemer e, erkeğin anahtarı arkadaşlar. Kemerin çok çok güzel olması gerekiyor. Özellikle kahverengi kemer erkeğe çok yakışıyor. Yani bunu kot pantolon da giyseniz, siyah pantolon da giyseniz, beyaz pantolon da giyseniz genelde kahverengi kemer takmaya dikkat edin arkadaşlar. Biraz daha bej rengi de olabilir. Siyah kemer de takabilirsiniz ama ondan başka renklere kaymayın. Sarı, pembe falan denemeyin yani. E, üstüne geçiyorum. Bir erkeği en güzel gösteren takım elbiseden sonra en güzel gösteren şeylerden ikincisi gömlek. Gömlek çok önemli arkadaşlar. Gömleğiniz her renk olabilir, fark etmez. çiçekli gömlekler şu an bu yazın modası. Bunun gibi leopar gömlekler şu an bu yazın modası. Desenli gömlekler bu yazın modası. Ben de mesela her çeşit neredeyse var. gömlekte renk Önemli mi? Tabii ki önemli. Çok cart bir renk yapmayın. Fakat e, gerçekten şu an bu yaz özellikle gömlek çok aşırı moda oldu ve e, harika desenli gömlekler var. Zara'da da bulabilirsiniz. Pek isim vermeyeceğim. E, bulabileceğiniz çok fazla marka var. Gömlekler dışında e, kendinize aksesuarlar da seçebilirsiniz arkadaşlar. Kolye gibi, bileklik gibi, kesinlikle saat. Yani saat erkeğin diğer anahtarı arkadaşlar. Yani anahtarlığınızda bir ev bir arabanızın anahtarının olduğunu düşünün. Bu da arabanın anahtarı gibi yüzük mesela. Ve saat size yakışması gerekiyor. Ben son zamanlarda altın rengini tercih ediyorum. Altın rengini kendime yakıştırıyorum. Fakat belki size gümüş rengi de çok yakışabilir. Tamamen size kalmış. Siyah renk yakışan insanlar da var. Siyah renk kolye, siyah renk saat yakışan insanlar da var. Tamamen sizin tarzınıza kalmış bu arkadaşlar. Onun üzerine ceketlere geçeceğim. Şu an yaz mevsimindeyiz fakat eğer kışsa güzel ceketler alabilirsiniz. Mesela deri ceket erkeği en iyi gösteren ceketlerden bir tanesi arkadaşlar. Deri ceket seçebilirsiniz. Deri ceket alırsanız kesinlikle siyah renk olsun. Fakat son zamanlarda çıkan ceketler bej rengi de ceket güzel olabiliyor. Kahverengi ceketler de güzel ol olabiliyor arkadaşlar. Seçtiğiniz zaman bu renkler arasında seçin ki sizin üstünüze güzel ve erkeksi bir şekilde otursun arkadaşlar. Şimdi bunun giyimle bir alakası yok fakat e, yine yine söylüyorum her şey bir kombinasyon arkadaşlar. Saçınız da çok önemli. Saçınızın şekli, saçınızın e, saçınızı nasıl yaptığınız bu konuda çok fazla size yardımcı olamam. Kesinlikle sizin saç tarzınızı bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Düz de güzel olabilir, kıvırcık da güzel olabilir. Uzatırsınız çok güzel olur, çok kısa çok güzel olur, 3 numara güzel olur. Bunu siz bulmanız gerekiyor. Bunu size yakışacak tarzını siz bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de düzde de oluyor, kıvırcık da oluyor bazen topluyorum. Ben kendime yakışan modelleri buldum onları kullanıyorum. Siz de bu tarz bulabilirsiniz. Şimdi üçüncü maddeye geçiyorum arkadaşlar en önemli maddelerden bir tanesi. Kesinlikle bunu çok iyi kafanıza kazayın alfa erkek olmak istiyorsanız. Göz kontaktı. Göz kontaktı çoğumuzun kaçtığı bir şey arkadaşlar. Çoğumuz birbiriyle konuşurken göz kontaktından kaçıyor. Neden kaçıyor? Çünkü e, kendini utangaç hissediyor. Aslında bunu hiç kimse kabul etmez. Ben utangaçım diye hiç kimse söylemez. Fakat bunu yapanlar utangaçlığından kaçırıyor arkadaşlar. Ve siz gözünüzü o kişiden kaçırdığınızda o kişinin size inanması ve güvenmesini kaybediyorsunuz. Şimdi bu arkadaşlık ilişkilerinizde de olabilir. Aşk ilişkinizde de olabilir. Sevgilinizle, dostunuzla, ailenizle, arkadaşlarınızla fark etmez. Kesinlikle konuşurken gözlerinin içine bakın arkadaşlar. Karşınızdaki kişinin gözlerinin içine bakın. Mesela arkadaşlar ben şu an sizinle konuşurken böyle etrafa baksam yani şu an kameraya değil de böyle etrafa sürekli baksam yakışır mı sizce? Yani yakışmaz. Güzel gözükmez arkadaşlar. O yüzden kesinlikle kameraya bakmam hem sizi etkiler hem de benim kendime özgüvenim olduğunu gösterir size. O yüzden kesinlikle göz kontaktı çok önemli. Mesela sevgilinizle bir yerdesiniz, arabadasınız, bilmiyorum belki sahil kenarındasınız, el ele tutuşuyorsunuz, çok önemli bir şey söyleyeceksiniz. Kesinlikle gözlerinin içine bakın. Sevgilinize onu sevdiğini söyleyeceksiniz. Kesinlikle gözlerinin içine bakın arkadaşlar. Gözünüzü kaçırdığınız zaman sizin yalan söylediğinizi düşünebilir karşınızdaki kişi. Ya da ona güven vermeyebilirsiniz. Belki size inanır fakat kalbinden size güvenmeyebilir arkadaşlar. Mesela dünya üzerinde ajanlar bazı insanların yalan söylediğini göz kaçırdığından anlarlar arkadaşlar. O yüzden göz kontaktı en büyük faktörlerden bir tanesi. Alfa erkek olmak istiyorsanız göz kontaktını kurun. Gözlerinizi konuştuğunuz kişiden kaçırmayın. O sizden kaçırsın. Siz kazanın. Bu bir yarışma aslında. Siz konuşurken kim daha çok gözünün içine daha derin bakıyor bu bir yarışma aslında arkadaşlar. Özgüven yarışması. Dördüncü madde özgüven arkadaşlar. Özgüven nedir? Özgüven kendinize güvenmektir arkadaşlar. Kendinize güveniyor musunuz? Mesela çok önemli bir örnek vereceğim arkadaşlar. Bir ortamda oturuyorsunuz ve herkes fikirlerini söylüyor. Siz de bir fikrinizi söylediniz. Aranızdan bir tanesi çıktı dedi ki hayır bence öyle değil ben katılmıyorum. Siz düşündüğünüz fikri değiştirmeyin. Siz düşündüğünüz fikri korumaya devam edin. Yani söylediğiniz sözün arkasında durmaya devam edin arkadaşlar. Başkalarının sizin fikrinizi değiştirmesine izin vermeyin. Tabi doğru değilse yani siz eğer söylediğiniz şeyin doğru olduğuna inanıyorsanız o şeyi koruyun ve arkasında durun arkadaşlar. Çünkü başkalarının sizin düşüncenizi değiştirmesine izin verirseniz o kişiler sizin dönek bir insan olduğunuzu düşünebilir. Yani sizin her şeyde döndüğünüzü ve kendinize güvenmediğinizi, kendinize karşı özgüveniniz olmadığını ve konuştuğunuz şeyi bilmediğinizi düşünebilir arkadaşlar karşınızdaki kişiler. O yüzden ne derler? Az konuşun, öz konuşun kesinlikle bir şey söyleyeceksiniz, bir şey iddia edeceksiniz. O şeyin doğru olduğunu bilin arkadaşlar. Gerekirse Google'dan açın, çaktırmadan bakın. O şeyin doğru olduğunu bilin arkadaşlar ve söyleyin. Kimsenin de sizin fikrenizi değiştirmesine izin vermeyin. Bu bir. İkincisi özgüven başka nedir? Şimdi özgüven derken egoist olun demiyorum arkadaşlar. Şimdi egoistik tamamen farklı bir şey. Egoist ya da bencil olursanız kimse sizi sevmez. Kesinlikle sempatik oluyorsunuz, samimi oluyorsunuz. Her şeyi samimi bir şekilde anlatıyorsunuz. Mesela çok zengin olmayabilirsiniz. Çok ünlü olmayabilirsiniz. Bir şey olmadıysa onu olmamış gibi anlatmayın. Siz kendiniz olun. Herkes sizi sevecektir arkadaşlar. Herkesin ilginç bir hayat hikayesi vardır. Evde ailenizle oturuyorsanız bile o da farklı bir hayat hikayesidir. O yüzden Kendinize farklı şekillerde hayat hikayeleri yaratmayın arkadaşlar. Ve neyse onu anlatın. Öz güveniniz yüksek olsun. Kendinize güveniniz yüksek olsun arkadaşlar. Bunu birçok videoda söyledim. Kendinize güvenin arkadaşlar. Kendinize güvenmeyi asla bırakmayın. Kimsenin sizin fikirlerinizi değiştirmesine izin vermeyin arkadaşlar. Güvenle ilgili söyleyeceğim diğer şeyler... Aynı şekilde ilişkinizde de mesela ben yalanı sevmem kesinlikle yalan söylemeyin ee, doğruysa direkt doğruyu söyleyin ve söylediğiniz şeyin arkasında durun ilişkinizde de arkadaşlar. Yani yalan söyleyecek bir durumu gerektirmeyin çünkü yalan söylerseniz e, ve öz bir insansanız alfa bir insansanız onu saklayamazsınız arkadaşlar o... Maalesef onu yansıtırsınız karşınızdaki kişiye. O yüzden yalan sö söyleyecek ya da söylemeyi gerektirecek bir şey yapmayın ve her zaman söyleyeceğiniz sözün arkasında durun. Hatanızın da arkasında durun arkadaşlar. Bir hata yaptıysanız yaptınız bitti. Yaptınız, bir daha olmayacak. İnşallah büyük hatalar yaptırmasın Allah bize. Ufak hatalar yaparsak kendimize güveneceğiz. Hatamızı yaptık fakat pişmanız bir daha yapmayacağız. Yani her zaman arkadaşlar kendinize güveniniz yüksek olacak. Alfa erkek olmak istiyorsanız. Arkadaşlar beşinci ve son madde diksiyon. Diksiyonunuzun iyi olması çok önemli arkadaşlar. Diksiyon nedir? Diksiyon sadece yar yarına yarın demek değil. Hayra hayır demek değil. Diksiyon çok farklı ve çok büyük kapsamlı bir şey arkadaşlar. Diksiyon nedir? Biraz daha açılımını yapayım. Mesela Sözcükleri doğru söylemek sizin karşı tarafınızdaki kişiyi etkilemenizi sağlayacaktır. Sadece bu değil. Tonlamak. Tonlamak çok önemli arkadaşlar. Bazı insanlar, ben diksiyon kursuna gittiğimde hocalarım sanki filmden, böyle filmden çıkmış gibi dublaj sesiyle konuşurdu ve beni inanılmaz etkilerdi. Yani böyle bakar kalırdım. Mesela bazı videolarda benim de seslendirmemi duymuşsunuzdur. Asıl soru bu yaşa kadar ne yaptın? Film seslendirmesi gibi. Neden? Çünkü o ses tonu insanları ve karşınızdaki kişiyi etkiler arkadaşlar. O yüzden ses tonu çok önemli. Yani mesela şimdi bir cümle içerisinde seslendirme yapacağım tonla. Doğru ve yanlış şekilde yapacağım. Çok iyi anlayacaksınız. Mesela benim dediğimi anladınız mı diyeceğim arkadaşlar. Şimdi havada bırakırsam ne kadar komik olacak göreceksiniz. Benim dediğimi anladınız mı? Bunu kim takar? Kimse takmaz. Fakat benim dediğimi anladınız mı? Dediğim zaman kendime ne kadar güvenim olduğunu ses tonumla etrafta olan veya ortamda olan herkes aldığımı ve liderliği koyduğumun göstergesi arkadaşlar. Yani ses tonu her şey, ses tonu liderlik. Ses tonu sizin kim olduğunuz. Ses tonu sizin karakteriniz arkadaşlar. O yüzden tonlamak çok önemli. Tonlamak, vurgulamak çok önemli ve sözcükleri doğru söylemek. Yani mesela kültürlü bir ortama girdiğinizde, kültürlü insanların içine girdiğinizde arkadaşlar Hayır dediğiniz zaman herkes sizin diksiyonla hiçbir alakanız olmadığını, hiçbir şekilde ders almış olmadığınızı her şeyi anlarlar. Yani size o gözle bakarlar açıkçası. O yüzden diksiyon dersi şart arkadaşlar. Hepimiz diksiyon dersi almak zorundayız. Ben de dahil, siz de dahil. Hepimiz arkadaşlar. Nasıl diksiyon dersi alınır? İsmeğin bile ücretsiz kursları var arkadaşlar diksiyon için. Hiç benim şimdi param yok. Nasıl diksiyon dersi alacağım diye söylemeyin. İsmeğin bile ücretsiz kursları var arkadaşlar. İsmeğin ücretsiz kurslarında alabilirsiniz ya da YouTube'da diksiyon dersleri var arkadaşlar. YouTube'daki diksiyon derslerini çok net bir şekilde izleyip bölüm bölüm izleyip çok iyi bir şekilde anlayıp diksiyonunuzu ve konuşma tarzınızı gün içerisinde değiştirebilirsiniz. Gün içerisinde iş görüşmelerinizde, aşk görüşmelerinizde, aile görüşmelerinizde, arkadaşlarınızla görüştüğünüzde diksiyon çok önemli. Sizi direkt tüm insanların içinden ayırır arkadaşlar. Yani diksiyonunuz iyiyse siz o ortamda diğer insanlardan direkt ayrılırsınız. Size farklı gözle bakar insanlar. Daha kültürlü bir şekilde bakar insanlar arkadaşlar. O yüzden diksiyonunuza çok dikkat edin. Dediğim gibi hepsi bir kombinasyon. Bunların beşini de yerine getirmeniz lazım. Fakat bunlar dışında başka şeyler de var. Spor yapmak gibi, diyette kalmak gibi, vücudunuzun iyi gözükmesi gibi. Diyette kaldığınızda yüzünüz de iyi gözükür. Yanaklarınız içine girer. Burada gıdığınız varsa gider. Hepsi bir kombinasyon. Bunlarla ilgili de video yapacağım. Fakat bu 5 madde alfa erkeği olmanın 5 maddesi. Kesinlikle 5 ana maddesi arkadaşlar. O yüzden bunlara uyarsanız herkes arasında bir fark göstereceksiniz arkadaşlar ve farklı olacaksınız ve alfa olacaksınız. Sizi seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sonra görüşmek üzere.